softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Told me you don't really do commitment, trust me. Consider your message received. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. 'Cause I never wanna play happy families with you, but I like having you around. I'm fully aware this is a flash in the pan, but we can still have fun for now. Evet dostlar, yine bir yolculuğa çıkacağım ama bu sefer çok değişik bir şey deneyeceğim. Değişik derken şu, ekipmanlarımı değil de yeni aldığım telefon Xiaomi Poco F2 Pro'yu video performansını hem denemek amaçlı hem de daha pratik olma amaçlı sadece ön kamerada, bu şu anki konuştuğum kameradaki belki birazcık kalitesi düşük olabilir ama bu da tabii 1080p çekiyor. Arka kamera 4K 60 FPS çekiyor. Aslında 8K'da çekiyor ama 8K'yı işleyecek daha henüz program maalesef şu anda benim bildiğim yok. Evet, şimdi bir yola çıkalım. Yollarda bakalım. Fırsata çevirebileceğiz mi? Neler göreceğiz? Aslında kapalı da bir hava ama İstanbul'a çıkışta belki biraz hava açar mı diye bakıyorum. Bakalım trafik nasıl olacak. Hadi hep beraber yaşayıp görelim. Dostlar, İstanbul'da yolculuğa çıkmak, şehirler arası yolculuğa, inanın yani özellikle mesai saatlerinin bitimine yakın zamanlarda yani gerçekten çok zor. İstanbul'dan çıkmak çok zor yani, öyle söyleyeyim. Şöyle göstereyim. Yani İstanbul'dan çıkmak resmen ölüm şu anda. Şöyle bir Boğaz Köprüsü'nü size göstereyim. Akçakoca'ya geldim ve ilk sabahımız Akçakoca'da uyandık. Akçakoca'nın sabahları, yani daha doğrusu bu Paşalar Köyü'nün sabahı muhteşem oluyor. Ben de kuzenin evinde kaldım bugün. Şöyle balkondan size manzarayı bir göstereceğim. Daha sonra da çevreyi bir beraber dolaşacağız. Bakalım nasılmış. Evet dostlar, şimdi bahçeye çıktım. Bir çevreyi size göstereceğim. Daha sonra da şöyle genel bir yürüyüş yapacağız. Hem de çevreyi ortalığı bir görüntüsünü alalım. Sizlere sunmak amaçlı. Buralar gerçekten çok güzel. Hadi biraz bahçeye dolaşalım.
Evet arkadaşlar, burası Akçakoca'nın Paşalar Köyü. Şimdi siz tabii ki ister istemez insan sorar, hani neden bu kadar Akçakoca'ya gidip geliniyor? Neden bu kadar Akçakoca'dayım? Onun da açıklamasını yapayım. Bizim burada fındık arazimiz var. Hatta bu sene bir karar aldık ailecek. Annem çok özellikle istiyor tabii ki. Kardeşlerim falan da buna destek oldular. Ve bir karar aldık. Buraya bir fındık evi. Yani diğer bir de işte çiftlik evi yapmaya karar verdik. Ki çok isabetli bir karar olduğunu artık bu pandemiden sonra iyice anladım. Böyle bir şey zaten yapmak gerekiyordu. Pandemi bunu biraz daha hızlanmasına vesile oldu. Zaten yapacaktık. Ama bu sene iyice kararını aldık ve ustalarımızla anlaştık. Evin yeri belirlendi. Şimdi birazdan orayı da size göstereceğim. Evin yapılış sürecinde de sık sık buraya gelip videolar çekeceğim. Yapılırken de inşallah onları gözlemlemek fırsatını bulacağız ve sizlerle de paylaşacağım tabii ki. Belki sizlere de bir bu tip kararlar almanıza yardımcı olması açısından faydamız olur diye düşünüyorum. Hadi şimdi bakalım nereye yapacakmışız evi. Evet, gördüğünüz gibi evimiz buraya olacak. Zaten ustamızla da dün bir araya gelip ölçümleri yaptık. O şekilde evin dengeye oturtulacağı kısmı iplerle onları bir şekilde belirledik. Zaten ufaktan çalışmalara da başladılar. Şöyle kazılmış yerleri görüyorsunuz. Burası bir fındık evi olacak. Çatı katı olan çok şık ve manzarası da şöyle göstereyim. Şu şekilde de bir manzarayla tabii ki üst katta terasında da çok keyifli bir şekilde manzaranın eşliğini inşallah çaylarda yorumlayacağız diye umuyorum. Bir aksilik olmazsa. Şu şekilde de bir hobi bahçesi şu aşağıya doğru gösterdiğim alanda yapmayı düşünüyoruz. Evin yerini de tekrar şu şekilde göstereyim size. Buradan bu şekilde. Evet, tam yukarıda görebiliyorsunuz. Tabii ev yükselince manzarası biraz da ortaya çıkacak. Şu anda ben tabii ki biraz alçakta olduğum için fazla gözükmüyor manzarası. Bu şekilde inşallah amacımıza ulaşabilirsek keyifli bir şekilde yılın belirli aylarında, özellikle işte yaz aylarında buraya gelip kafamızı dinleyeceğiz inşallah ailecek.
sonuna geldik. Sosyal medya hesaplarımız aynı isimde. Pedal Pedalı Anadolu. Facebook, Instagram ve YouTube'dan takip edebilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.